Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz MİM Grup Danışmanlık Kurucusu Mustafa Nalçakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülen Hanım. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz sohbetimize geçmeden önce? Tabii ki. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben 1960 yılında Banma'da doğdum. Daha sonraki yıllarda İstanbul'a geldim. İş hayatım İstanbul'da yaklaşık 34 senedir, 1988 yılından beri profesyonel olarak gıda hizmet sektöründe çalıştım. Hı hı. Daha sonra 6 ay kadar önce şirket kurmaya karar verdik. Danışmanlık yapalım dedik. Birkaç arkadaş bir araya geldik ve böylece devam ediyoruz şu anda. Çok güzel. O halde biraz kurucusu olduğunuz danışmanlık merkezinizi de tanımak isterim. MİM Grup Danışmanlık nedir ve ne iş yapar? Şimdi biz danışmanlık şirketi olarak sektördeki uzun yıllardaki birikimimizi günümüzdeki yatırımcılara sunmak ve onların hata yapma riskini ortadan kaldırmak için kendimize bir yol belirledik. Hı hı. Danışmanlık yaptığımız insanlara, yatırımcı adaylarına hep şunu söylüyoruz. Biz diyoruz sizin daha rahat çalışma imkanı ve daha karlı işler yapmanız için buradayız. Biz sizin yatırımınızın çöpe gitmesini veya zayi olmasına tahammülümüz yok. Çünkü onların yaptığı yatırım bizim cebimizden çıkan para gibi düşünüyoruz. Nasıl ki insan kendi zararını istemezse yatırımcı için bizim bakış açımız bu şekilde. Hı hı. Şimdi, evet. Hı hı. Peki şirketinizin diğer danışmanlık şirketlerinden ayıran özellikleri nelerdir? Şimdi danışmanlık şirket denildiği zaman Türkiye'de malum biraz böyle gereksiz bir iş gibi bakılır. Anlaşılamaz tam olarak ama. Evet, yani bir de o var. Evet. Tanım da tam değil. Evet. Bizde şöyle bir tarzımız var bizim. Biz danışmanlık yaptığımız işte kendimiz aktif olarak işin içine giriyoruz. Yani danışmanlık yapalım, bizden akıl alın, biz size tarif edelim değil. Biz tarif edelim ama uygulayalım. Uygulamada işi bir noktaya bir yere getirelim. Hı hı. Sistemi kuralım ve o işle ilgili yapılması gerekenleri yapalım. Sonra hazır bir şekilde size teslim edelim mantığıyla çalışıyoruz. Böyle olunca da yatırımcı şöyle bir güvene sahip oluyor. Ha, bu arkadaşlar dışarıdan sadece danışıp gidenler değil. Yani bunlar bize görüşelim hemen gidelim değil. Ha işin içine giriyorlar bak çok güzel falan diye böyle bir çok geri bildirim alıyoruz bu konuda. Bundan dolayı da yatırımcı çok rahat oluyor. İşini ondan daha çok sahipleniyoruz. Bazen onun adına mücadele ediyoruz. Bazen onun yerine pazarlıklar bile yapıyoruz. Bu da şunu getiriyor. Güven oluşuyor karşılıklı. Günümüzde en zor şey biliyorsunuz güven oluşturmak. İnsanlar yapacakları yatırımlarla ilgili, hayatının geleceğiyle ilgili, verecekleri kararlarla ilgili güven duyacak insanlara ihtiyacı var. Evet. Biz de bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz yaptığımız işte. Çok güzel. Peki işinizin zorlu ve keyifli yanları neler? Yani tabii şimdi Türkiye'de iş yapmak hakikaten çok zor günümüz koşullarında. Keyifli çok tarafları var. Önce keyifli taraftan bahsedeyim. Bir projeye gittiğinizde veya bir projeyi başardığınızda onun mutluluğu anlatılmaz bir kere. Hı hı. İşin rakamlarla ilgili tarafı, o yatırımcıdaki mutluluğu, o ekibin, karşınızda birlikte çalıştığınız ekibin sonuca gelirken yaşadıkları, birlikte açtığınız olaylar. Tabii uzunca bir süreç bu. O süreci beraber yaşıyorsunuz, beraber sonlandırıyorsunuz ve başarı da gelince onun keyfi bambaşka. Başarı biz paylaşmayı seven insanlarız. Biz ekip olarak kesinlikle birinin başarısı diye değil, ekibimizin başarısı diye bakıyoruz her şeye. Hı hı. Tabii böyle olunca da başarı paylaştıkça çoğalır biliyorsunuz. Eskilerin sözüdür bu. Başarı tarafı kolay ama zorluklarda da tabii ki bazı konularda çok zorlanıyoruz. O da şu, bazı yatırımcılarımız veya bazı işverenlerimiz hala danışmanlığın gereksiz bir iş olduğunu maalesef düşünüyorlar. Halbuki biz hayatımıza başlarken bile önce ailede danışmanlarımız var. Annemiz var, babamız var, ne bileyim akrabalarımız var. Hı hı. Daha sonrasında bir yere giderken birisine bir şey danışıyorsunuz. Yol tarif alırken bile birisine danışıyorsunuz. Şimdi artık navigasyon çıktı ama mutlaka birilerine danışıyorsunuz hayatınız boyunca. Hı hı. Bu danışma kültürü zaten var bizde. Benim şu anda mesela çok net bir şeyim. Bir bireyin şu anda yaşayan hayattaki mutlaka olması gereken danışmanları var bence. Bir tanesi bir avukat olması lazım. Bir muhasebecisi olması lazım. Çünkü farkında olmadan e-devletinize girdiğinizde vergi borcunuz çıkıyor bir yerden ve bilmiyorsunuz nerede olduğunu. Muhasebeciniz olsa o sizi takip edecek veya siz onu en azından sizi doğru yönlendireceği için oradaki problemi ortadan kalacaksınız. Mutlaka hukuki bir problemimiz yaşayabilirsiniz ki günümüzde herkes davalar vesaire uğraşıyor. Evet. Mutlaka bir avukat yani benzeri bir hukuki danışmanınız olması lazım.
Bu da sizi hatadan en azından koruyacak. Onun dışında sağlıkla ilgili mutlaka bir tanınız olması lazım. Çünkü ülkemiz koşulları, yani özellikle son yıllarda yaşadığımız pandemi vesaire, sağlıkla ilgili de mutlaka bir danışmanınız olması lazım. Hayatta bu kadar danışman olduğu yerde bir iş yaparken danışmamak çok enteresan bir şey oluyor. Çünkü biz danışmayı sevmiyoruz diyoruz ama danışma herkes birbirine danışıyor. Evet, evet. Hatta eskilerin bir lafı vardır biliyorsunuz. İstişare edin birbirine zaman çok danışın derler. Çünkü niye istişare ve danışma beyin fırtınasını getirir aslında beraberinde. Siz bir işe, bir konuya baktığınızda sizin bakış açınız farklıdır. Bir başkasının bakış açısı farklıdır. Ve o bakış açılarını bir araya getirdiğinizde siz aslında bir anda elde edemeyeceğiniz bir sürü bakış açısına sahip oluyorsunuz. Onları özümseyip bir araya toplayıp oradan bir filtreden bir tortu çıkarıp veya oradan kendinize bir sonuç çıkarmak da ortak, o da sizin yeteneğiniz. Biz de onları yapmaya çalışıyoruz yatırımcılara. Peki hedefleriniz neler şirket olarak? Vallahi hedefimiz biz uzun vadede danışmanlık açısından belli bir çizgiye gelmek istiyoruz. Türkiye'de danışmanlık için bir belki de bir model olmak istiyoruz. Belki çok iddialı bir laf bu ama çünkü olması gerektiğini düşündüğümüz şeyi biz içine girerek ve samimi olarak yapıyoruz. Bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi bu samimiyet. İnsanlarla kurduğumuz diyaloglarımızda, çalıştığımız arkadaşlarla, ekibimizle kurduğumuz diyalogların hiçbirisinde bir samimiyetsizlik yok. Onların derdi bizim derdimiz, bizim derdimiz onların derdi. Aile gibi çalışıyoruz. Böyle olduğu için de başarı kaçınılmaz oluyor aslında. Türkiye'nin danışmanlık konusundaki örnek gösteren markası olmak istiyoruz şu anda. Umarız hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirir, ulaşırsınız o halde. İnşallah, inşallah. Pekala, bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz maalesef ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Danışman konusunda, danışma konusunda bizi sosyal medya hesaplarımızdan arayabilirler. Her zaman 7/24 WhatsApp iletişim hattımız var. Bizim bir tek derdimiz var, doğrular ve iyiler kazansın. Çünkü hayat hep kötülüklerle geçmesin. Herkese mutlu bir hayat diliyorum. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey, katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz MİM Grup Danışmanlık Kurucusu Mustafa Nalçakan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.